8 Mart 2023 Çarşamba Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi, Kırım Tatar Milli Meclisi bu yıl Kırım'ın Rus işgalinden kurtulacağını umuyor başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar, Kırım'ın Rusya tarafından işgalinin bu yıl sona ereceğine inandıklarını ve bu yıl Kırım Tatar halkı için en önemli konunun Yarımada'nın işgalinden kurtarılması olduğunu ifade etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubar, Kırım Reali Medya Servisine verdiği röportajda, Kırım'ın işgalden ne zaman kurtulacağına dair herhangi bir tahminde bulunmanın şu an için zor olduğunu ancak bunun 2023'te olmasını beklediklerinin altını çizdi. Çubar, kendimizi herhangi bir tahminde bulunmak istemiyoruz. Ancak bu yıl Kırım Tatar Milli Meclisi olarak Kırım'a geri dönmeyi umuyoruz. Şimdiden bazı etkinlikler planlıyoruz dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubar, Ukrayna'nın siyasi ve askeri liderliği Kırım halkını her zaman hatırlamalıdır dedi. Refat Çubar, askeri hedeflere yönelik ilk tatbikat sonucunda moralleri yükselen Kırım halkımıza dönmek istiyoruz. Saki yakınlarındaki Novofedorovka'nın ve 10-11 Rus askeri uçağının imha edilmesi çok umut vericiydi. Ardından Canköy yakınlarında güçlü bir mühimmat deposu imha edildi. Karadeniz filosunun karargahı saldırıya uğradı. İnsanlar özgürlük istiyor ifadelerini kullandı. Refat Çubar, Kırım'da onurlarını ve güçlerini koruyan siyasi tutsakların unutulmaması gerektiğinin de altını çizdi. Yakın gelecekte Kırım'da Rus baskılarına maruz kalan kişilerin sayısının artacağını da belirtti. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı, hali hazırda cezaevinde ölen iki siyasi tutsağımız var. Konstantin Şirinkin ciddi bir kalp rahatsızlığı vardı ve öldü. Çünkü kasıtlı olarak tedavi edilmedi. Cemil Gafar ise böbrek yetmezliği vardı ve böbrekleri çok hastaydı. Konstantin ve Cemil hakkında öldürüldükleri söylenmelidir. Yeni insanlar alıp hapishanelere atacaklar. Ama hepimizin bildiği gibi halk bilgeliği bundan söz eder. Şafaktan önce karanlık daha da artar, dedi. Ukrayna'nın Rusya ile işbirliği yaptıkları için onları cezalandıracağı konusunda Kırımlıları korkutmaya çalışacaklar diyen Çubar, insanların sadece geri dönmekten korkmaması aynı zamanda Ukrayna'nın dönüşüne bir şekilde itiraz etmesi için binlerce argüman bulmaya çalışacaklar. Ama bunu başaramayacaklar. Çünkü her şeyden önce devlet politikamız doğrudan Rus işbirlikçileriyle yani doğrudan işgalcilere hizmet edenler ile suç işleyenleri net bir şekilde ayırmamız gerektiği gerçeğine dayanıyor. Ancak işgal altındaki topraklarda yaşayan ve Ukrayna vatandaşı olarak kalanlar için 9 yıldır kurdukları bu hayal sonunda onlar için gerçek olacak. Kırım özgürleşecek açıklamalarında bulundu. Bir diğer haberimiz, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinden Kırım Tatar Milli Meclisi'ne ziyaret başlıklı haber. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović, İnsan Hakları Komiserliği Ofis Direktörü Yardımcısı Claudio Lam, İnsan Hakları Komiseri Danışmanı Andrej Mancevic, Kiev'deki Kırım Tatar Milli Meclisi ofisine çalışma ziyaretinde bulundu. Görüşmede Kırım'daki durum ile Kırım Tatar halkının durumu ele alındı. Kırım Tatar Milli Meclisi ofisinde gerçekleşen görüşmeye Kırım Tatar halkının milli lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar, Ukrayna Milletvekili Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiğgöz, Kırım Vakfı Başkanı, Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi Rıza Şevki, Kırım Tatar Kaynak Merkezi Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi Eskender Bariyev, ATR televizyonu kanalı muhabiri Gülsüm Halilova katıldı. Görüşmede Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri tarafından hazırlanan Rus işgali altında bulunan Kırım'daki insan hakları durumu ve yerli Kırım Tatar halkının durumuna ilişkin özel rapora dair konular ele alındı. Söz konusu raporun hazırlıkları ile ilgili daha önce biri Strasbourg'da, diğeri çevrimiçi olmak üzere toplamda iki görüşme gerçekleşti.
İki görüşmede insan hakları savunucuları, avukatlar, Ukrayna devlet kurumlarının temsilcileri, gazeteciler ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilmişti. Kırım Tatar Milli Meclisi ofisinde gerçekleşen görüşmede taraflar, Kırım'daki mevcut durumu, Kırım'da yaşayan Kırım Tatarları ve Ukraynalara uygulanan baskıları ele aldı. Günün bir diğer haberi, işgalciler Kırım'da yine uyarı kağıtları dağıtıyor başlıklı haber. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'ın Büyükonlar kasabasında işgal güçleri, Kırım Tatarlarına izinsiz eylemlere katılmanın kabul edilemez olduğuna dair uyarı kağıtları dağıttı. Kırım Dayanışması Sivil Teşkilatı'nın bildirdiğine göre uyarı kağıtları, Kırım Tatar siyasi tutsakları Rüstem Emir Hüseynov ve Arsen Ahbayrov'un yaşlı anne babalarına, Kırım Dayanışması muhabiri Kulamet İbrahimov, 64 yaşındaki Şahide Katık, 61 yaşındaki Zera Sativaleva ve Yunus Veliyev'e getirildi. Uyarı kağıdı alan Kırım Tatarları birkaç gün önce siyasi tutsaklar için düzenlenen dua merasimine katılmışlardı. Aynı gün uyarı kağıdı 17 yıl hapse mahkum edilen ve birkaç yıldır alıkonulan siyasi tutsak Emil Ziyadinov'un evine de getirildi. Siyasi tutsağın eşi polis görevlisi Emil Ziyadinov ile görüşmek istediğini söyledi. Annem onu göremeyeceklerini iletti. Nedenini sorduğunda Emil'in hapishanede olduğunu söyleyince polisler gitti diye anlattı. Günün bir başka haberi, İşgalciler bir Kırım Tatarını daha mahkum etti başlıklı haber. Rus işgali altında bulunan Kırım'daki sözde mahkeme, güya Numan Çelebican taburuna mensup olma iddiasıyla alıkonulan bir kişiyi daha hapis cezasına çarptırdı. Kremlin kontrolündeki sözde Canköy Bölge Mahkemesi, Temmuz 2022'de güya Numan Çelebican taburuna mensup olma iddiasıyla alıkonulan Yeniçerisk Bölgesi Salkovo Köyü sakini Kırım Tatarı Igor Halilov'u 5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Kırım Tatar Kaynak Merkezi, Yeniçerisk Bölgesi Salkovo Köyü sakini Kırım Tatarı Igor Halilov'un 21 Temmuz 2022'de işgalci güçler tarafından kaçırıldığını bildirmişti. Açıklamada işgalcilerin Halilov'u başına çuval geçirerek kaçırdığını ve daha sonra Kırım Tatarı'nın Ak Mescid'deki tutukevine gönderildiğini aktarmıştı. Günün bir diğer haberi, Akyar'a yasa dışı yerleşen Ruslar kaçmaya başladı başlıklı haber. Ukrayna'nın Kırım'ı işgalden kurtarma niyetini ciddiye alan Rus işgalciler Kırım'ı terk etmeye başladı. İşgal altındaki Akyar'ın sözde yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın tamamına karşı başlattığı geniş çaplı işgal girişimi ve saldırının ardından son 14 yılda ilk kez kentteki nüfusunun azalmaya başladığını bildirdi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Akyar'da yaklaşık 370 bin kişi ikamet ediyordu. 1992'den sonra ise kentteki nüfus azalmaya başladı. 2009'dan sonra kentteki nüfus yavaş yavaş artmaya başlamıştı. Rusya Kırım'ı işgal ettikten sonra 2014 yılında Akyar'daki nüfus aniden 50 bin arttı ve bu artış sonraki senelerde de devam etti. 2021 yılının sonunda kentteki nüfus sayısı 548 bine ulaştı. Öte yandan 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı geniş çaplı işgal girişimi ve saldırısının ardından nüfus son 14 yılda ilk kez azalmaya başladı. Rus propaganda haber ajansı TASS'a konuşan Akyar'ın sözde valisi Mihail Razvoyayev, kenti terk edenlerin çoğunun 2014'ten sonra yarımadaya yasa dışı yerleşen Rus vatandaşlarının olduğunu aktardı. Razvoyayev ve göre insanlar güvenlik nedeniyle kenti terk ediyor. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar, işgal altındaki Kırım'a yasa dışı olarak yerleşen Rus vatandaşlarına artık ülkelerine geri dönme vaktinin geldiğini hatırlatmıştı. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,
Kırım'da yasa dışı olarak yerleşen 1 milyon Rusya vatandaşına tekrar hatırlatıyoruz. Yarımada'dan ayrılma olayını ertelemeyin, yoksa birkaç ay sonra Kırım'dan son dakikada kaçmak isteyenler arasında takılıp kalırsınız ifadelerini kullanmıştı. Bir diğer haberimiz. İşgalciler Kırım'da yüzlerce kilometre uzunluğunda hendek kazdı başlıklı haber. Rus işgal güçleri işgal altında bulunan Kırım'ın batı kıyısında savunma yapıları inşa etmeyi sürdürüyor. İşgalcilerin Kırım Yarımadası'nda yüzlerce kilometre uzunluğunda hendek kazdığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri paylaşan Güney Operasyon Komutanlığı sözcüsü Vladislav Nazarov, Rus işgal güçleri Kırım kıyısı boyunca yüzlerce kilometre uzunluğunda hendek kazdı. Videoda Kezlev'deki hendekleri görüyorsunuz açıklamasını yaptı. Daha önce işgalcilerin Kırım'ın batı kıyısında bulunan Kezlev kenti yakınlarındaki Yalımoynak köyünde inşa ettiği savunma yapılarının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Bir diğer haberimiz. Eskişehir Kırım Halk Bilim Araştırma Gençlik Derneği'nin 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle hazırlamış olduğu Şefika Gaspıralı ve Kırım Tatar Türk Milli Hareketi'nde Kadınlar başlıklı konferans 4 Mart 2023 tarihinde Eskişehir'de Cahide Aydın Türk Fevziye Demiray Belde evinde gerçekleştirildi. Program EKAT Başkanı Erol Kur'un, Başkan Yardımcısı Göksel Akçora, Genel Sekreteri Serdar Kanay, Saymanı Hatice Alyanakoğlu Dikmen ve dernek üyesi Yusuf İşler'in yoğun çabaları ile yeni yönetimin ilk etkinliği olarak gerçekleştirildi. Konferansın konuşmacılarından EKAT üyesi Safiye Olgun, Şefika Gaspıralı ve Kurultay başlıklı konuşmasında Şefika Gaspıralı'nın hayatını, Rusya Müslüman Kongrelerini, 1917 yılı Kırım'daki kongreleri ve 1. Kurultay dönemini anlattı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora öğrencisi Hilal Doğan, Alem-i Nisvan gazetesi başlıklı konuşmasında yüksek lisans çalışmasından parçalar halinde Rusya Müslümanlarının ilk kadın dergisi olan Alem-i Nisvan'ın şekil özellikleri, çıkma periyodu, yazarları, konuları, yazı türlerinden ve döneminde kazandığı siyasi rolden örnekler bahsetti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı doktora öğrencisi Hande Gündüz ise Sürgün ve Milli Hareket ekseninde Kırım Kadınları başlıklı konuşmasında 2018 yılında Kırım Tatar Kadın Veteranlar ile Kırım'da gerçekleştirdiği mülakatlar sonrası hazırladığı tezinde ele aldı. 18 Mayıs 1944 sürgünü ve sonrası Milli Hareket'in Moskova eylemleri Kırım Avdet döneminde Kırım Kadınları konularına değinildi. Kırım Ailesi, Kültür Merkezi, Çocuk ve Gençleri, Selam Sana Karadeniz, Anadilim, Kırım Cennet Değil Dostlar ve Vatan Hasreti şiirlerini okuyarak programa renk kattı. Ünlü Kırım Tatar sanatçı Rüstem Mehmet ise Kırım'a girmenin zor olduğu yıllarda kendi yazdığı şiirleri seslendirdi. Günün son haberi, Rus işgalciler Kırım Tatarı Edem Murtazayev'i alıkoydu başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da baskılar sürmeye devam ediyor. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar, bir Kırım Tatarının daha evine baskın düzenlendiğini duyurdu. Refat Çubar, işgalci Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Rusya'nın geçici olarak işgal ettiği Kırım'ın Sudak şehrinde 37 yaşındaki Kırım Tatarı Edem Murtazayev'i alıkoyduğunu bildirdi. İşgalciler Murtazayev'in evine 6 Mart 2023 saat 21 sıralarında baskın düzenledi. Murtazayev'in eşiyle birlikte bir araca bindirilerek bilinmeyen bir yöne götürüldüğü öğrenildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubar, Edem Murtazayev'in işgalcilerin cepheye teçhizat ve mühimmat taşımak için kullandıkları demiryolu hattını Ak Mescit yakınlarında kullanılamaz hale getirmesi nedeniyle alıkoyduğunu açıkladı.
Kırım Haber Ajansı kaynak merkezi kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruaysa. Sağlıkla kalınız.